Merhabalar sevgili izleyenlerimiz. Bugün Karadeniz'in incisi Trabzon'dan sizlere sesleniyoruz. Ve yine sektöründe oldukça başarılı bir firmaya konuk oluyoruz. Erdal Vinç'teyiz. Firma sahibi yetkilisi Ali Bey ile beraberiz. Merhabalar Ali Bey. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler. Önce sizi sonra da Erdal Vinç olarak kaç yıldır bu sektörde hizmet veriyorsunuz? Sizi tanıyabilir miyiz? 13 sene oldu. 2000 yılında başladık mesleğe. Daha önce 82'lerde başladım. Sektörü daha sonra değiştirdim. Vinç sektörüne değiştirdik bunu. Kurtarıcı yönünde. Evet. Çoğunlukla yapmış olduğumuz işlerden bir tanesi tomruk bölgesi olduğumuz için Karadeniz bölgesi. Evet. Ağaç kesim üzerine vinçler üretip yapmak veya tamiratları. Bir de trafik çekici olarak kayar kasa imalatları, bu çoğunlukla işlerimiz böyle. Bu hizmetiniz Trabzon'da nerelere kadar uzanıyor? Ordu, Karadeniz bölgesi içerisinde Ordu sahili, bir de Artvin bölgesi, Gümüşhane, Rize, Erzincan, yani bir bölge içerisindeyiz. Evet Ali Bey, burada kendi imalathaneniz var değil mi? Bu vinçleri yapıyorsunuz. Hangi araçların üzerine bunları monte ediyorsunuz, yapıyorsunuz? Çoğunlukla kamyon üzerine. Kamyondan kamyona yükleme. Evet. Önceden eline yükleniyordu bu tomruk olayları. Evet. Tomruğu kendisinde vinçle beraber istif etme, montaj. Evet. O sektörün çoğunlukla. Daha doğrusu diyeyim, Karadeniz bölgesi orman bölgesi olduğu için bizim burada bu çok büyük eksiklik. Çoğunlukla Avrupa'dan geliyordu makineler. Evet efendim. Şu an kendi imalatlarım var. Kaç günde yapabiliyorsunuz bunu Ali Bey? Bir ay bir tanesi buluyor. Bir ay değil mi efendim? Bir ayı. Evet. Montajı komple bitmiş hali. Araç geldikten sonra yani. Standart olarak aynı ölçüde boyutta mı yoksa değişiyor mu? Ebatları değişiyor. İsteğe göre değişiyor. Evet. 9 metreden 7 metreye kadar. Evet. Tomruk yükleyicilerimiz var. İmalatlarımız var. Ataşmanlarını komple yapıyoruz. Bir de araç üstü. Kazalı arabalar veya tur asist diyelim, kiralayacak araları ve araç yolda kalmış olan araçları üzerine alıp arızalı arabaları çekip tamirhaneye getirmek için kayar kasa sistemi. Bunu da yapıyorum zaten şu an. Evet, mevcutta elimizde vardır. Ali Bey, bu güzel çalışmalarınızı daha çok firmalar olarak iş sektöründe kimler tercih ediyor? Şu an ilk önce buradaki kurtarıcılar. Evet. Çoğunlukla bunların elinde. Şahıs olarak da şu an ne bileyim yani kooperatifler falan. Fabrikalara falan yapıyor musunuz? Fabrikalar, bizim burada fabrika olayı Trabzon'da, daha doğrusu Karadeniz bölgesinde fabrika olayımız yok. Evet. İstanbul veya bir İzmir, bir Ankara gibi burada böyle fabrika talep gelmiyor mu size? Talebimiz bizim dışarıdan şöyle dediğim gibi Karadeniz bölgesi içerisinde ben şu an hitap edebiliyorum. Evet efendim. Ben zaten bir Konya'lan veya bir Ankara'lan İstanbul'dan baş etmemiz mümkün değil. Biz kendi çapımızda bir... Anladım efendim. Kaç kişilik bir ekiple bu hizmeti 6 kişilik bir ekiple beraber veriyoruz. Ne güzel. Yeriniz burada Trabzon'da değil mi? Evet. Sanayidesiniz. Evet. Merkeziniz, imalathaneniz. İlerideki hedefleriniz neler olacak Ali Bey? Bunlarla ilgili bize paylaşır mısınız? İşimi daha düzgün, daha iyi. Vallahi yer sıkıntımız var. Evet. En büyük sıkıntımız Trabzon'da yerleşim yönünde. Evet. Dükkan büyüklüğü küçük, 70 metrekare veya 150 metrekarede çalışıyoruz. Bir kapalı 500 metrekare ve bir dönüm yerim olması ilk tercihimiz. Daha çok seri üretim olayından dolayı. Burada böyle bir imkanlarımız yok. Trabzon kırsal bölge demeyeyim. Evet. Yani arazi bakımından çok sıkıntımız var. Kesinlikle öyle. Bu anlamda yetkililerden beklentileriniz var mı Ali Bey? Yetkililerden büyük bir beklentim şöyle, sanayi olarak Trabzon'a veya daha doğrusu Doğu Karadeniz bölgesine biraz daha yatırım bekliyoruz. Evet, ne güzel gerçekten. Siz zaten oldukça meşakkatli bir iş yapıyorsunuz. Kolay bir iş değil işiniz. Evet, şu an Trabzon'da bu işi yapan tek. Yani vinç, hidrolik sistem olarak arıza ve bakım, montaj. Marka sizin kendi markanız mı Ali Bey? Kendi markam. Kendi markanızı yarattınız. Evet. Vinç sektöründe tamiratı ve bakımı, nasıl diyeyim size, imalatını da. Ne güzel. Fuarlara katılıyor musunuz? Şu ana kadar gitmedim. Evet. Yani öyle bir şeyimiz de olmadı. Ne güzel. Doğu Karadeniz bölgesinde şu an tam detaylı olarak Trabzon'da tekim şu an. Ne güzel gerçekten. Böyle bir hizmet veriyorsunuz. Halbuki bunu
daha tüm Türkiye'de yayabilirsiniz, değil mi Ali Bey? Şimdi Türkiye'de, Konya'da, yani kendi çapımda ancak Trabzon'da bu kadar şeyde biliyoruz. Ama tabii Konya, bunun ana banyeleri Konya, Ankara. Biz burada Konya'ya değil de bizim sektördeki şu anki müşterimiz Konya, Ankara değil de kendi memleketinde daha çok yardımcı olalım, daha hizmet edelim hesabına. Evet. Maliyetler ne kadar oluyor Ali Bey? Müşteri aradığında, vinç yaptırmak istediğinde aşağı yukarı? Vallahi 90 bin liradan başlıyor. Evet. 150 bin liraya kadar gidiyor. Evet. Kayar kasa, çekici dediğimiz şeylerde, ataşmanlarımızda 25 bin lira ile 35 bin lira arasında oynuyor. Parçaları yerli mi tamamıyla? Yerli, tamamen yerli. Yerli değil mi efendim? Yerli. Bu şekilde. İzleyenlerimiz... Avrupa'da isteyen olursa Avrupa'da takabiliyoruz yani. Evet. Getirebiliyoruz. Taleplere göre. Tabii tabii. Oradan karşılayabiliyorsunuz. Peki bu güzel çalışmalarınızı izleyenlerimiz görmek istediğinde, bakmak istediğinde nereden görebilirler? Hadi bir internet adresi. İnternet sayfamızda erdal.vinç diye bir sitemiz var. Oradan da yaptığınız görsel görüntüler var değil mi efendim? Görüntülerle beraber görebilirler. Evet. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ederim. Tanıdığımız için, çalışmalarınızı yerinde incelediğimiz için. İzleyenlerimize buradan son olarak neler aktarmak istersiniz, neler söylemek istersiniz? Sağlık, mutluluk. Başka bir şey değil. Çok teşekkür ederiz biz de. Bu güzel çalışmalarınızı, bu güzel hizmetinizi bütün kitleye ulaştırırsınız. Ümit ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyenleri, sizlere Erdal Vinç'ten seslendik bugün. Gerçekten kalitenin, hizmetin adresi olarak Trabzon'da sanayi bölgesinde hizmet veriyor. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Sözü merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.